Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'nın geçen aydan bu yana dünyaya yayılan maymun çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü belirtti. Basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'daki maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi. Kluge, virüsün kıta genelinde 25 ülkede yayıldığını belirterek, şimdiye kadar doğrulanan 1600'den fazla vakadan %85'inin Avrupa'da bulunduğunu, bu kıtanın virüsün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Virüsün yayılmasının artık risk taşımaya başladığının altını çizen Kuluge, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'nin bu konuyu masaya yatırmak üzere 23 Haziran'da toplanacağı bilgisini paylaştı. Kuluge, virüsün dolaşımı devam eden, devam ettikçe taşıdığı risk de o kadar büyük olacak ve endemik olmayan ülkelerde güçlü bir zemin edinecektir açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkelere maymun çiçeği salgınını kontrol etmek için acil tedbir alma çağrısında bulunan kulüge, maymun çiçeği yıllar boyunca Batı ve Orta Afrika'da endemik haldeydi ve dünya bu virüsü dikkate almadı. Şimdi virüsün Avrupa ve diğer kıtalara da yayılıyor olması, bölgesel sorunların ne kadar çabuk dünyayı sarabileceği gerçeğini bize gösteriyor ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün yapılan açıklamada maymun çiçeğinin endemik olmadığı, 39 ülkede toplam 1600'ün üzerinde vakanın doğrulandığı açıklanmıştı.